şöyle bir dinleme bile, kartla ilgili bilgi verebilir mi bize? Zaten yaklaşık 15 yıl önce kalp sadece steteskoptu. Tabii. Daha sonra ultrasonlar çıkınca steteskop atıl pozisyona geçti. Çünkü kapaklarda kaçak var mı, kapaklarda darlık var mı, üfürüm var mı, tekleme var mı? Bunlar hep şeyle, steteskopla dinlenilmiş o zaman. Yani mesela alınacak çok büyük işte dörtlü bypass kararları vesaire o zaman. İşte evet, yani steteskopla yapılır da onlar bir de koşu bandıyla. Efor testi. Çok evet, önemli. O zaman iki tane önemli şey var. Kalbimiz sağlıklı mı sorusuna cevap bulabileceğimiz. İki şey. Zaten. En önemlisi. Yani kalbin sağlıklı, kalpte aslında üç mekanizma vardır. Biri kapaklar, kalbin kapakları. İşte mitral kapak, trikuspid kapak, bir de pulmoner kapaklar var. Bu kapak yapısı. Biri kalbin ritim, elektrik yapısı, bir de kalbin damar yapısı. Şimdi kapaklardaki sıkıntı çocukluk çağından itibaren, bebeklik çağında eğer bir sıkıntı varsa oluşmaya başlar. Hastalar genelde tanı alırlar. Ritim bozukluğu 20'li yaşlarda, ergenlik döneminden itibaren başlar. Bir de kapaklardaki sıkıntılar 60 yaşından sonra kireçlenmeler, yıpranmalar oluşur. Ama kapaktaki sıkıntı bir hani şudur, takip altında olan hastalardır. Hastalığı bellidir, bir kalp kriziyle alakası yoktur. Tabii. Ritim de öyle, kalbin elektrik sistemi de kalp kriziyle alakası yoktur. İşte ritim bozukluğu vardır, çarpıntısı olur, tekleme olur, kalp durması olur. Bunlar da yine kalp kriziyle alakası yok. Ama bizim için en önemli olan panoda da görüldüğü kalp damar tıkanıklığı. He. Yani o da kalbimizin damar sistemi. Üç tane damarı vardır kalbin. Bir ön kısmını besler, bir arka kısmını, bir de alt, sağ ve alt kısmını besler. Bu damarlardan biri tıkandığı zaman kalp krizi olur ki kalp krizi olduğu zaman iki seçeneğimiz var. Ya ileri bir kalp yetmezliği ya da ani ölüm. Ani ölüm olabiliyor. Bu yüzden de kalp damar tıkanıklığı kalp sağlığı içerisinde %90 bir alanı tutar. En önemlisi o. Evet. Kalp damarlarınızın sağlıklı olması önemli. Yani evet. Kalbin sağlıklı mı, damarların sağlıklı mı? Bir de hani kalp damar tıkanıklığına ne neden olur en çok? Hani evet. Mesela bir diyabet, kontrolsüz bir diyabet hastalığı varsa, uzun süre kontrolsüz bir tansiyon, yüksek tansiyon hastalığı varsa, kolesterol yüksekliği varsa, sigara uzun süre kullanıyorsa, aynı zamanda da sosyal ortamı, yaşadığı ortam çok stresli ise bunlar risk faktörüdür. Hı hı. Kalp damar hastalığı yönünde. Evet. Bu yönde işte mesela diyabetli olanları özellikle diyabetiniz kontrol altına alın. Tansiyonunuz varsa mutlaka kontrol altına alınsın. Çünkü eğer kontrol altına alınmazsa kalp damar tıkanıklığı sürecini hızlandırır. Hızlandırabilir. Evet. Yani mutlaka bir sebebi var bunun. Var. Aileden evet. Gelen bir faktör. Bir de genetik faktör. Genetik de en önemlisi. Evet, en önemlisini unuttuk. Mesela genetik. Ben ne kadar spor yaparsam yapayım, 30 kilometre maraton koşayım, işte kendi kondisyonumu gayet iyi hissetsem de aileden gelen bir genetik altyapı evet. Varsa bende de damar tıkanıklığı aynen. Olabilir. Bu genetik yönde bir güzel bir vakam var. Onu anlatayım. Lütfen. Aklıma geldi. 59 yaşında bir bayan hasta, 67 yaşında bir bayan hasta, bir abisi kalp krizi, bir abisi bypass, bir abisi stent, bir abisi ani ölüm. Oh. Bak 4 abisinde, aile. Bunlar önceden gidiyor kardiyolojiye, muayenelerini yapıyor, bir şey yok deniliyor ama hepsi bu şekilde bir şey damar tıkanıklığıyla ölen sorun oluyor. Yaşıyor. Evet. Şimdi bu da tek kız kardeş, bu korkmaya başlamış. Yani abilerim gitti, bende bir şey yok dediler ama sonuç bu. İşte bu da başlıyor kendini araştırmaya. Birkaç tane üniversite hastanesine gidiyor, özel hastanelere gidiyor. Testlerini yapıyor, her şey temiz, bir şey yok. Şu anda bir anjolik durum yok. Bu hasta işte hani tatmin olmadığı için arayış içerisinde. Sonra bize de geldi. Bize geldiğinde de işte baktık, testlerini yaptık, her şeyi yaptık. Testlerinde bir şey yoktu. Temiz. Yani hani anjolik bir durum gözükmüyor. Ama risk faktörü çok yüksek. Çünkü aile komple kalp krizi. Tabii. Hastanın tek bir şikayet, hiçbir şikayetin yok mu ablacığım dedi. Tek bir şikayetim var hocam, geğirme dedi. Allah yani, Allah. Bir geğirme var dedi. O da ne zamanlar oluyor? Bazen işte strese girdiğim zaman geğiriyorum ama hep var diyordu. Yani hep var deyince işte 20 yaşında başlayıp belki 60 yaşına, işte 67 yaşına kadar olabilir diye düşünüyoruz. Onu şeyde uzaklaşıyorsun. Kalpten uzaklaşıyorsun. Evet. Hani son 6 aydır var derse çok tamam. Çok yani geğirme de nasıl bir semptom yani. Çok enteresan. Kalbi sonra bağlamak çok... Bir de çok... işte şu ifadesi önemliydi. Hocam işte bir merdiven çıktığım zaman, yorulduğum zaman da geğirme bazen tutuyor.
Sonra hastayı koşu bandı almıştım, bir daha aldım. Uzun süre koşturdum. 12-13 dakika koşturduktan sonra hasta aşırı bir gerilme oldu. İnanılmaz ama çok EKG'si, efor testi temizdi. Risk faktörü de vardı. Hasta yani strese girdiği zaman gerilme artıyor. Sonra anjiyoya karar verdik. Hastaya anjiyo aldık. Hasta 4 damar tıkalı. Ah. Bypass oldu. İnanılır gibi evet, değil. Hiçbir şikayeti yok. Hiçbir şey yok. Gerilmeyle yakaladınız sadece. Evet. Çok acayip. Evet.